A Haber ve A Haber Radyo'dan mutlu günler değerli izleyiciler. Saatlerimiz artık 13'ü göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Kuşağı'na başlıyoruz. Ve önümüzdeki yaklaşık 4 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce canlı yayın noktalarımız ekranlarınıza yansıyacak. Biz de her birinin altını çizeceğiz. Sayın seyirciler, AK Parti MYK bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ayrıntıları az sonra Lamia Ayhan'dan alacağız. Çok önemli bir toplantı daha var. Koronavirüs Bilim Kurulu da bugün toplanıyor. Ayrıca devlet anaokulları da eğitime devam edecekler. Önemli bir not bu da. Ayrıntıları az sonra Ece Altuğ'dan alacağız. Libya Başbakanı Sarraj'ın Türkiye'ye geleceğini de öğrendik bugün itibariyle. Elif Saatçioğlu Ankara'dan ayrıntıları paylaşacak. Acil durum hastaneleri hasta kabulüne başladı. Ramazan Almaçayır'ın İstanbul'dan bir canlı yayın gerçekleştireceği notunu düşelim. Gıdalarda dezenfektan dönemi başladı. Melis Coşan'dan alacağız notları. Şehirler arası seyahatlerde ise VIP seyahat dönemi başladı. Mahmut Keşan'dan alacağız ayrıntıları. Sahillerde de lojalar 1000 liraya satılıyor. Geride bıraktığımız 24 saatin en dikkat çekici başlıklarından biriydi bu. Vural Efecik bir canlı yayın gerçekleştirecek konuya ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki protestolar Avrupa'ya da sıçramıştı hatırlayacaksınız. Alparslan Düven İngiltere'den son durumu aktaracak. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. İlter Yeşiltaş'tan alacağız enflasyon rakamlarına ilişkin ayrıntıları da. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi. Elbette daha da fazlası var. Ayrıntılar ve daha fazlası için ajans başlıyor. Evet, az önce de hatırlattık. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle bir kez daha toplanacak demiştik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yine bir açıklama yapacak. Ayrıntıları alacağız. Ankara'dayız. A Haber ekibinden Ece Altuğ'da notlar. Ece. Banuel, o toplantı için gözlerimiz saat 17'de olacak. Tabii masada önemli başlıklar var. Öncelikle Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi, gelinen nokta ve bundan sonra atılacak adımların masada olduğunu söyleyebiliriz. Malum 1 Haziran itibariyle artık normalleşme adımlarını önemli ölçüde atmaya başladı Türkiye. Ama bundan sonra neler yapılacak? İşte bunlar konuşuluyor olacak. Tabii merak edilen noktalar var. Örneğin onlardan birisi 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı için devam eden sokak kısıtlamaları ne olacak ve bunun ardından tabii elbette bir yandan da düğün sezonu geldi ama henüz o konuda da ne gibi adımlar atılacak bu da merakla bekleniyor. İşte bu konuların da değerlendirilmesini bekliyoruz ki yarın da aslında kabine toplantısı var. Buna yönelik de bir tavsiye kararı yine çıkmasını bekliyoruz. Tabii sadece bu değil, bir yandan da aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Önemli bir de gelişme yaşandı. Dün Sağlık Bakanı Rus mevkidaşıyla görüşmüştü ve ilaç konusunda, aşı konusunda da aslında ortak bir çalışma yürütülmesi kararı alındı. Rusya ile işte ne gibi adımlar atılacak? Yarın iki ülke arasında yine ilk toplantı gerçekleşecek, bir video konferans şeklinde olacak o toplantıda. Tabii bundan sonra ne gibi haberler gelecek? Çalışmalar nasıl yürütülecek? Bunlar da önemli. Rusya ile Türkiye açısından bunu söyleyebiliriz. Tabii dediğimiz gibi bir yandan da normalleşme çalışmaları adımları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı birçok iş koluna yönelik de rehberler hazırladı. Örneğin restoranlarda, kuaförlerde, berberlerde neler yapılmalı? Bunlara yönelik rehberler hazırlandı. Ama elbette tabii farklı rehberlerin de hazırlanacağını biliyoruz. Özellikle önümüzde bir sınav dönemi olacak. Hem LGS olacak hem YKS olacak. O sınavlarda da nasıl tedbirler alınması gerekiyor? Bunlara yönelik de bilim kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda bir rehber hazırlanmasını bekliyoruz. İşte tüm bu saydığımız başlıkların bugün saat 17'deki toplantıda masada olmasını bekliyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçecek. Hem toplantının gündemine ilişkin hem de merak edilen sorulara da cevap vermesini bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ece, çok teşekkürler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu da bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak demiştik. Ayrıntıları almak üzere bir kez daha Ankara'dayız. Söz bu kez A Haber ekibinden Lamia Ayhan'da. Lamia. Banu, aslında ilk yüz yüze toplantı gerçekleşecek AK Parti Genel Merkezi'nde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu toplantının öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Danıştay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı da kabul edecek. Buradaki toplantı saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Tabii şunu söyleyelim, aslında gündemin oldukça yoğun olduğunda elbette ki görüyoruz. Zira uzunca bir süredir bu toplantı gerçekleştirilmemişti. Toplantılar video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.
gerçekleştirilmişti. AK Parti'de ertelenen bir kongre süreci, kongre takvimi vardı. İşte kongre takvimi nasıl işleyecek, bu noktada teşkilat başkanlığının bir sunum yapmasını bekliyoruz bu toplantıda. Bunun yanı sıra yine medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da bir sunum yapması bekleniyor bu toplantıda. Şunu söyleyelim, özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde yeni normalleşme döneminde atılan adımlar ve bundan sonra atılabilecek adımlar, bu sürece ilişkin değerlendirmeler de masada olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine toplantının başında bir sunum yapacağını söyleyelim. Ama bu toplantının gündeminde yine meclis çalışmalarının değerlendirmesi de olacak diyerek sözü yeniden size bırakalım Banu Er. Damiyar, çok teşekkürler. Türkiye destekli Libya hükümeti darbeci Hafter'e karşı her geçen gün üstünlük sağlarken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir Libya açıklaması geldi. Bakan Çavuşoğlu, Hafter bu savaşı kazanamaz dedi. Gündeminde Doğu Akdeniz'deki son durum, Yunanistan'ın Ayasofya tepkisi ve Amerika'da siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi de vardı. Trablus'tan Tunus'a kadar sahil bandının ele geçirilmesi, uluslararası havaalanlarının ele geçirilmesi, havadan ve karadan ilerleme kat edilmesi esasen gösteriyor ki Hafter bu savaşı kazanamaz. Libya'da darbeci Hafter kan kaybediyor. Bu kritik süreçte yeni yol haritasını belirlemek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraç, Perşembe günü Türkiye'ye geliyor. Tüm dünya kabul ediyor ki Türkiye dengeleri değiştirdi, Türkiye belirleyici oldu. 24 televizyonu yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde Libya vardı. Hedefimiz siyasi çözüm dedi. Bizim orada çıkarlarımız var. Burada bana ne dediğin zaman yarın bu sorunlar size gelir. O yüzden yaptığımız hamleler zamanlıca oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle. Suriye'de de Libya'da da tek çözüm siyasi çözüm. Darbeci Hafter güçlerinin dışarıdan destek almazsa biteceğini söyledi Çavuşoğlu. Türkiye destekli Libya hükümetine verilen desteğin hukuka uygun olduğunu bir kez daha ineledi. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapılmaktadır. Peki. Biz başkaları gibi korsan bir darbeciyi desteklemiyoruz. Doğu Akdeniz'de ise Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşma geçerli değildir dedi Dışişleri Bakanı. Bölgedeki son gelişmeleri paylaştı. Şimdi şu boşluk gördüğümüz alanla ilgili de yine parselasyon çalışmaları yapıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Ve bu bölgede de şimdi bizim gemilerimiz inşallah sonda çalışmalarını yapacak. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasına tepki gösteren Yunanistan'a ise sert yanıt verdi Çavuşoğlu. Bu saçmalıktır, haddi aşmaktır dedi. Bu kadar yüzsüzlük nasıl yapılabilir? Nasıl açığa vurur? İnanamıyor insan. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklar içinde ezanın nerede ne zaman okunacağını veya Kur'an-ı Kerim'in nerede ne zaman okunacağını başkası belirleyemez, Yunanistan belirleyemez. Yani Kur'an-ı Kerim'in nerede okunacağını biz Yunanistan'a mı soracağız veya başka birisine mi soracağız? Burası her şeyden önce Fatih Sultan Mehmet'in bize emanetidir ve biz buna uygun bir şekilde koruyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ise kabul edilemez olduğunu vurguladı, sağduyu çağrısı yaptı. Geldiğimiz çağda ırkçılık yeniden hortladı. Amerika'da da hortladı, Avrupa'da da, Batı'da da, dünyada da. Her türlüsü var, yabancı düşmanlığı var. Müslüman düşmanlığı var. Antisemitizm zaten var, o biraz bastırılmış. Aynı şekilde göçmen düşmanlığı var. Kendisinden olmayana karşı bir nefret eğilimi var. Ve dev tahliye operasyonu. 126 ülkeden 75 binden fazla Türk vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı Dışişleri Bakanı. Bu bir rekor dedi. Koronadan dolayı yurt dışında vefat eden Türk vatandaşlarının sayısının ise 562 olduğunu duyurdu. 456'sının cenazesinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başta Libya olmak üzere önemli başlıklardaki önemli açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Bu arada Libya Başbakanı Faiz Es-Sarraj'ın yarın Türkiye'ye geleceği notunu da düşmüştük bültenimize başlarken. Sarraj'ın Türkiye temaslarının ayrıntılarını şimdi A Haber ekibinden Elif Saatçioğlu'ndan alacağız. Elif, söz sende.
Banuel, sizin de söylediğiniz gibi Faisal Sarraç, Libya'nın başbakanı, Türkiye'ye gelecek. Önemli temaslarda bulunacak. Aslında temaslarının önemini Libya'da yaşanılan son gelişmeleri atıfta bulunarak anlatabiliriz. Türkiye, bildiğiniz üzere, Libya hükümetini yakından destekliyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye, Libya'nın meşru hükümetinin arkasında. Hafter'in aslında askerlerini konuşlandırdığı Vatiye Hava Üssü vardı. Libya hükümeti Türkiye'nin de yardımıyla bu hava üssünü ele geçirdi ve oldukça büyük bir üstünlük sağladı. Bu noktada da aslında oradaki dengelerin değiştiğini söyleyebiliriz. Libya konusu bu kadar ısınmışken Libya'nın başbakanı Faisal Sarraç'ın Türkiye'ye gelmesi elbette ki mühim ve sembolik bir mevzu. Çünkü temaslar ve yakınlık aslında bir kez daha altı çizilmiş olacak böylelikle. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan kendisini karşılayacak ve görüşmeleri gerçekleştirecek. Tabii ki masada Doğu Akdeniz'deki son durum olacak. Libya'ya yapılacak yardımlar olacak. Desteklerin devam edişi olacak. Aynı zamanda bir önemli nokta daha var. Koronavirüs önlemleri kapsamında bildiğiniz üzere bu tarz temaslar da durdurulmuştu. Türkiye'ye yapılacak, Türkiye'nin gerçekleştireceği, Başkan Erdoğan'ın yüz yüze gerçekleştireceği ilk temas olacak. Libya Başbakanı Faisal Sarraç ile yapacağı yarınki görüşme. Masada da oldukça yoğun, önemli konular olacağını söylemiştik. Bununla beraber Türkiye'nin aslında Libya konusunda net bir duruşu var. Zaten Milli Güvenlik Konseyi'nde de dün yine Libya konusunun altı çizilmişti. Başkan Erdoğan'ın bu konudaki net duruşunun da bir kez daha simgesi olmuştu bir nevi aslında paylaşılanlar. Türkiye'nin Libya'nın meşru hükümetinin arkasında ve askeri olarak da yardımcısı olduğu bir kez daha belirtilmişti. Bu noktada da yine Libya ile bir fikir teatisinde bulunulacağı tahmin ediliyor. Oldukça yoğun bir mesele. Koronavirüs önlemleri sebebiyle aslında gündemde çok da görmesek de arkada gerçekleştirilen ve Türkiye'nin oldukça yoğun bir şekilde Libya'nın meşru hükümetine yardımcı olduğu ve Libya'nın arkasında durduğu bir konu. Oldukça önemli temasların gerçekleşeceğini de biliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün yaptığı açıklamasında zaten Libya'nın arkasında olunduğunu ve Hafter'in, darbeci Hafter'in bu savaşı kazanamayacağını da belirtmiş oldu. Türkiye'nin net duruşuyla Libya Başbakanı ile yapılacak görüşmeleri de bizler Ankara'dan, başkentten an be an takip edeceğiz ve sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar Banu ile bırakalım. Elif, çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, İstanbul'un iki acil durum hastanesi hasta kabulüne başladı. Profesör Doktor Feriha Öz ve Profesör Doktor Murat Dilmener acil durum hastaneleri ilk olarak diğer hastanelerde bulunan koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı. Sancaktepe'deki Profesör Doktor Feriha Öz acil durum hastanesindeki korona mücadelesini A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır detaylandıracak şimdi. Ramazan, söz sende. Anadolu ve Avrupa yakasında iki acil durum hastanesi inşa edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da buradaki hastanenin açılımı da gerçekleştirilmişti. Doktor Feriha Öz, Profesör Doktor Feriha Öz hastanesindeyiz. Covid-19'dan hayatını kaybetmişti kendisi malum. Onun ismini yaşatılan hastanelerden birisi. Şu anda işte 112 acil servisi ile diğer hastanelerden Covid-19 hastaları getiriliyor. Muhtemelen şu anda bir ambulans daha geldi ve yine bir Covid-19 hastası muhtemelen bu bölüme getiriliyor. Oldukça donanımlı bir hastane olduğunu da belirtelim. Ameliyathaneleriyle, MR odalarıyla ve bütün donanımıyla tam teçhizatlı hastanelerden birisi. 1008 yataklı iki hastanemizde, onu da belirtelim. İlk etapta artık hasta kabulü diğer hastanelerimizdeki Covid-19 hastalarımızın buraya sevkiyatı yapılıyor. Buraya sevk ediliyorlar. Diğer hastanelerinde artık normalleşme sürecine geçmesi için buradaki hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki iki hastanemiz çok önemli. Şu anda da yine Covid-19 ünitelerinin olduğu noktaya bir hasta girişi daha gerçekleşiyor. Sağlık personellerimizin donanımlı bir şekilde kıyafetleriyle buraya geliş gidişlerine biraz önce de şahit olduk. Yine bir hastamız Covid-19 rahatsızlığı şüphesiyle tedavi gördüğünü şu an için buraya gelişinden anlıyoruz. O da Covid-19 ünitesine götürülecek. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında faaliyete girdi iki hastanede. Buradaki hastane Profesör Doktor Feriha Öz Hastanesi 700 personelle hizmet vermeye başladı. Bir kere daha altını çizelim. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık altyapısının yeterliliği çok ön plana çıkmıştı. İşte bu noktada da yine buradaki hastaneye de diğer hastanelerimizdeki Covid-19 hastaları peyderpey getiriliyor ve diğer hastanelerin daha normal bir şekilde acil ve normal hastayı kabul etmesi için de önemli bir gelişme olduğunu belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Evet, Ramazan Almaçayır'a teşekkür ediyoruz paylaştığı notlar için. Değerli izleyiciler, yeni normalde mağazalar nasıl çalışacak sorusunun yanıtlarını parkomuza taşıdık bültenimizin bu dakikalarında. Hemen o notları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Maskesiz ve maskeye uygun şekilde takmayan mağazaya alınmayacak. İlk önemli husus bu. Her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Mağaza içinde sosyal mesafeyi belirleyen şeritler bulunacak. Mağaza girişinde el dezenfektanı bulunacak. Deneme kabinlerinde 10 dakikadan fazla kalınmayacak. Bu önemli bir başlık. Sizler de bu kurala özen göstermelisiniz. Kabinde kesinlikle maske çıkarılmayacak. Bu da bir başka başlık. Değerli izleyiciler, her deneme sonrası kabinlerin havalandırılıp dezenfekte edileceği notunu düşelim. Denenip alınmayan ürünler belli bir süre havalandırılacak. Havalandırıldıktan sonra tekrar reyona dönebilecekler. Kasa ve tezgah personeliyle müşteri arasına cam panel konulacak. Bu da dikkat çekici bir başlık. Bu noktada düzenlemeler devam ediyor mağazalarda. Müşterilerin temassız kart kullanımı teşvik edilecek. Bir süredir kartlarımızı temassız kullanmaya alışmaya başladık zaten. Bir başka başlık, mağaza her gün düzenli olarak deterjanla temizlenecek. Sık sık havalandırılacak ve müşteriler mağaza lavabolarını kullanamayacak. Bu da paylaşmamız gereken önemli başlıklardan biri. Değerli izleyiciler, koronavirüsle birlikte dezenfektanlara da talep bir hayli arttı. Ama birçok dezenfektanın içinde kimyasal maddeler var. Şimdi ise insan vücuduna zarar vermeyen yeni nesil dezenfektanlara talep arttı. Peki nedir bu yeni nesil dezenfektan? Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Melis Coşan ve konuğuna dönelim hemen. Melis, söz sende ve konuğunda. Evet Banu, aslında senin de ifade ettiğin gibi bu koronavirüs sürecinde aslında dezenfektan ürünlerine karşı ilgi ve talep artmaya başladı. Ama bu dezenfektan ürünlerin içerisinde insan vücuduna zararlı maddeler de bulunuyor. Hatta şu an izleyicilerimiz şöyle bir ellerine baktıkları zaman da yara olduğunu görecekler. Çünkü çok fazla kullanıyoruz. İşte buna da çözüm bulmak için artık yeni nesil dezenfektan ürünleri artık piyasaya çıkmaya başladı. Peki bu yeni nesil dezenfektan ürünü nedir? Biz de işin uzmanına soracağız. Yanımda Eda Pak var, firma sahibi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bu yeni nesil dezenfektan ürünü nedir? Diğer dezenfektanlardan ayıran özelliği nedir? Evet, şimdi biliyorsunuz ki bu COVID süresince insanlar ve bütün dünya dezenfektan ve dezenfeksiyon kavramını iyice anlamış durumdalar. Fakat yıllardan beri kullanılan geleneksel dezenfektanlar artık virüs ve bakteriler karşısında bağışıklık kazandığı için bunlarla baş etmek dünyaca zorlaştı. Ve bu Çin'de üreyen ve tüm dünyaya salgın halinde tehdit eden, sağlığımızı tehdit eden, ölümlere yol açan durumlara geldi. Mutasyona uğrayıp değişik türlerde, değişik senelerde karşımıza çıkıyorlar. Kuş gribi, domuz gribi gibi. Ve COVID-19 ve bunun ilerisi ne olacağı belli değil. Ve geleneksel dezenfektan yöntemleri bu işi halledemeyince, bağışıklık kazanınca yeni nesil dezenfektan üretimi devreye girmek zorunda kaldı bu sektörde. Evet. Peki bu yeni nesil dezenfektan ürünün anladığım kadarıyla insan vücuduna hiçbir zararı yok. Evet, mu? Yok. Cilt, soluma, ten, göz temasına ve yutmada dahil olmak üzere Amerika Çevre Koruma Ajansı'ndan, EPA'dan 4. seviyeden zararsız olduğuna dair sertifikalıdır. Aynı zamanda gene Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olup ruhsatımızda ve etiketimizde risk ibaresi ve zehirlenme belirtisi yoktur yazan tek dezenfektandır. Peki efendim, şimdi ben önümde yiyecekler görüyorum. Bu süreç zarfında birçok kişinin aklında evden, marketten getiriyorum, hemen yıkıyorum ama üstündeki acaba mikroplar gitti mi belirsizliği var. Şimdi bu yeni nesil dezenfektanları bunların üzerine sıksak acaba hemen temizleyecek mi? Tabii ki. Dezenfekte etme özelliğini hemen ortaya çıkartacaktır ve gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Mesela sıkalım şimdi. Bir poğaçanın üstüne sıkıyoruz. Börekler var. Kurabiyeleri görüyorum ve özellikle de sebzeleri görüyorum efendim. Mesela domatesin üstüne sıktık domatesi. Şimdi biz bunun üstüne sıktık. Peki bunu suya sokmadan direkt yiyebilecek miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle, bunu sıkıp böyle sildikten sonra tekrar spreyleyip yiyebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde insan vücuduna zarar vermiyor. Evet, aynen öyle. Peki biz dezenfektan alırken, şimdi biz bunu yeni nesil dezenfektan olarak tanıtıyoruz. Peki vatandaşlar bir yere gittiği zaman yeni nesil dezenfektanı nasıl anlayacaklar, neresine bakacaklar?
Yani şöyle, dezenfeksiyon yapma bilinciyle dezenfektan mı dezenfektan anlayışıyla gitmemek lazım olaya. Zehirlemeden ve insan sağlığına zarar vermeden dezenfeksiyon yapabilmek çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu COVID havada asılı kalan, hava yoluyla bulaşabilen bir virüstür ki bunun gibi çok fazla virüs ve bakteri çeşidi var. Bunun için özellikle hava yolunun dezenfeksiyonu ve hava tedavisinde havaya uygulanabilecek ve solunabilecek dezenfektanlar seçilmesi gerekiyor. Etiket özelliklerine ve ruhsattaki risk ibarelerine bakmak gerekiyor. Önlem işaretlerine, kodlara bakmak gerekiyor. Ürün tipleri var tabii. Tip 2, 3, 4 gıda alanlarında kullanılabilir dezenfektan olması gerekiyor. Tip 2 de ortam dezenfeksiyonu da yapılması gerekiyor. Peki efendim, çok teşekkürler. Stabilize çok klordioksit bizim ürünümüz. Teşekkür Peki, ediyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet efendim, yeni nesil dezenfektan ürünleri artık piyasada yerini almaya başladı. Hem insan vücuduna zarar vermiyor hem de yiyeceklerin üzerinize sıkıp aslında direkt yiyebiliyorsunuz diyelim ve söz tekrar stüdyo bırakın. Melis, çok teşekkürler. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan yeni normalleşme sürecindeki riskleri ve vaka sayısının ne zaman sıfırlanacağını A Haber'de tüm yönleriyle değerlendirdi. Şimdi o açıklamalar gelecek ekrana. Burada iki tane şeyi mutlaka söylemeliyiz. Bir, her kaldırılan risk ufak ya da büyük, her kaldırılan tedbir ufak ya da büyük bir risk oluşturur. Yeter ki siz onun farkında olun ve de karşı tedbirlerinizi alın. Ve kaldırılmayacak tedbir de yoktur. Yani örneğin herkes maske ve mesafe kuralına uysa ve el temizliğine dikkat etse hiç başka bir tedbire gerek kalmaz. Çok kısa sürede de vakalarımızı salgının geçti denecek düzeye indirebiliriz. Niye bu tedbirleri alıyoruz? Çünkü görüyoruz ki herkes uymuyor buna. Her uymayan da buna uyanların hakkını yiyor açıkçası. O insanların eve kapanmasına, işsiz kalmasına, işe gidememesine, maddi açıdan zor duruma düşmesine neden oluyor. Bir defa bunu hiç unutmamamız lazım. Tabii ufak ya da büyük risk dedim. Gerçekten bunların bir kısmı çok düşük risk oluşturuyor. Biraz önce söyledim, 65 yaş grubunun bu kurallara uyarak dışarı çıkmasını ben küçük bir risk olduğunu düşünüyorum. Ama mesela en büyük risk derseniz ben seyahat derim mesela. Seyahat gerçekten riskli bir ortam. Çünkü insanlarla iç içe olacaksınız ve bir de İlk başta hatırlarsanız işte belli kurallar açıklanmıştı. İşte sosyal mesafeler oluşturulacaktı falan. Ama bunun işte yapılabilirliği pek yoktu açıkçası ve nitekim onlar kaldırıldı. Örneğin İstanbul'da bütün iş yerlerini açıyor isek bileceğiz ki işte 10 Mart'tan önce bu iş yerlerine insanlar nasıl gidiyorlardı? Aynı toplum işte taşıma araçlarını kullanarak gidip geliyorlardı. Şimdi biz mesela işte herkes bütün iş yerlerini açtık. Gene aynı nüfus aynı iş yerlerini aynı saatte gidiyor ve aynı saatte geri dönüyor. Şimdi bunlara yarısı kadar yolcu alacaksınız dediğiniz zaman yarısı gidip dönemez. Bunu ancak şöyle yapılabilirdi. Kademeli bir mesai sistemi yapılabilirdi. Yani İşte bir grup 8'de başlardı, bir grup 9'da, bir grup 10'da, bir grup 11'de gibi. Ancak öyle bir azalma yapılabilirdi. Bu da sanıyorum yapılması kolay bir şey olmadığı için bu şekilde yapıldı. Şimdi mecburen kaldırıldı. O halde demek ki insanlar bu toplu taşıma araçlarında maskeli ama sosyal mesafesiz bulunacaklar. Şimdi uçaklarda tabii havalandırma biraz daha güçlü ve HEPA filtreli. Yani havadaki bu virüs dahil onları süzme, yakalama ve ortadan kaldırma kapasitesine sahip. Ama aynı zamanda oturma mesafeleri açısından daha birbirine yakın oturuyor insanlar. Tabii bu HEPA filtreler, klimalar ancak uzun bir sürede uçağın içerisindeki havayı sirküle ederek virüsün sürekli dolaşmasını engelliyor. Ama bir kişi virüsü taşıyorsa, diyelim ki işte su istedi adam ama kendisi virüs taşıyor bilmiyor. Suyu, maskesini indirdi, suyunu içti, o arada bir öksürdü. Yanındaki insanlara bulaşır. Şimdi burada hangi taşıt tercih edilmeli diye çok soruyorlar.
Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Evet, otobüslerde, trenlerde bu daha az oluyor. Bu direkt bulaşma olasılığı ama onlar da uzun sürüyor. Yani uçağın bir saatte gittiği yere 10 saatte gidiyorlar mesela. O zaman da süre uzadıkça o virüs taşıyan kişiyle temas süresi de uzuyor. Dolayısıyla sadece şunu söyleyebilirim. Ha bir de kendi aracıyla gitmek, o da Allah korusun kaza riski var. Dolayısıyla hani çok kısa bir yolculuksa işte otobüs ya da insan kendi aracını tercih edebilir. Ama uzun bir mesafeye gidiliyorsa uçak daha uygun olabilir. Evet. Uçakta da pencere kenarları daha havalandırmadan ve işte kabin görevlilerinden daha uzak olduğu için pencere kenarları daha güvenli gibi görünüyor. Ama uzun yolculuksa her tuvalete falan çıktığınızda mutlaka insanlarla daha yakın temas kurmak zorundasınız. En azından yanınızda oturanlarla. Dolayısıyla burada da kısa mesafe uçuluyorsa pencere kenarı uzun süre oluyorsa çok büyük bir farkının olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla seyahat diye düşünüyorum. Ama gidilen yerlerin de durumuna göre değişiyor. Özellikle risk grubunda olan, belli yaşın üzerinde olan vatandaşların ve kronik hastalığı olan vatandaşların gideceği yerde sağlık altyapısının ne olduğuna dikkat etmeleri lazım. Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalktı. Peki yeni dönemde yolculuk nasıl olacak? Ayrıntıları şimdi A Haber ekibinden Mahmut Keşan'dan alacağız. Mahmut, söz sende. Banu, seyahat kısıtlaması kalktı ve birçok kişi de memleketine, turizm bölgelerine gitmeye çalışıyor. Tabii ki uçaklar dolu, otobüsler de şu günlerde dolu ve yer bulmak neredeyse imkansız. İşte bunun için VIP bir seyahat yapabilirsiniz. Peki nasıl yapılacak? İşte detayları bizlere Gülruh Gülten hanımefendi anlatacak. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Şimdi bir araç var, VIP bir araç. Peki bu aracı kullanmak için hangi özellikleri barındırıyor ve tabii ki fiyat da çok önemli. Öncelikle bu pandemi döneminde biz her şeyden önce hijyene çok önem veriyoruz. Bizim için her şeyden önce hijyen önemli. Araçlarımızın bütün hijyenleri, bir ambulans hijyeninde hepsi bütün konforluyla, bütün hijyeniyle hepsi yapılıyor. Bütün kapı kolları, oturulacak olan yerler, perdelere kadar hepsi izolasyonları yapılmış olup misafirlerimizi o şekilde ağırlıyoruz. Kaptanlarımız bu konuda hepsi eğitimli. Hepsi eğitim, bu pandemi döneminde hepsi eğitimlerini aldılar. Ve şehirler arası ve şehir içinde konforlu ve güvenlik açısından, sağlık açısından bizlerle birlikte güzel bir seyahatlerini gerçekleştiriyorlar. Peki, kaç kişilik yani bu aracı bir veya birden fazla kişi kullanabilir mi? Tabii ki araçlarımız 9+1, 10 kişiliktir. Kaptanla beraber 5 kişi yolculuk yapabiliyor. Bir aileden 4 kişi bizimle birlikte seyahatlerini gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi seyahat dedi ki örneğin ben buradan Antalya'ya gideceğim. Peki fiyat ne kadar? Buradan Antalya'ya 4 kişilik bir aile de gitseniz, tek kişi de gitmiş olsanız fiyatımız 3000 lira. Evet. Şehir içi kullanma imkanım var mı? Mesela buradan şu an Ataşehir'den Şişli'ye veya Beşiktaş'a gidebilir miyim? Tabii ki şehir içinde bizi tercih ediyorlar. Şehir içerisinde buradan Ataşehir'deyiz şu anda. Buradan Şişli'ye 100-120 lira gibi bir rakama daha hijyen, daha konforlu özel kaptanlarla beraber seyahatinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki bugünlerde talep var mı? Evet, taleplerimiz çok yoğun bu arada. Havaalanları da açıldı. Havaalanı taleplerimiz de var. Çay sezonu açıldı. Karadeniz'e giden misafirlerimiz var. Çeşme, Bodrum seyahatlerimiz, tatile gitmek isteyen kişiler için seyahatlerimiz. Şu anda dolu rezervasyon sistemiyle çalışıyoruz. Peki sadece Ege bölgeleri mi, Akdeniz bölgeleri mi? Yok, hayır. Güneydoğu, Doğu bölgesi, Erzurum, Diyarbakır, Gaziantep, her yere gidilebiliyor. Bu yarın ve yarından sonra asker teslimleri başlıyor. Askerlerimiz de bizimle beraber seyahatlerini gerçekleştiriyor. Şu anda aldığımız rezervasyonlar tatilcilerin dışında ve çay toplamanın dışında askere gidecek olan arkadaşlarımız da bizleri tercih ediyorlar.
şunu da sormak istiyorum. Şimdi evet araçları gösteriyoruz ama gelen misafirlerin hijyen konusunda dikkatlerini nasıl yapıyorsunuz? Yani ateşlerini ölçüyor musunuz? Tabii ki ateşlerini ölçüyoruz. Maskeleri yoksa biz onlara maske teminini de sağlıyoruz. Eldivenlerini sağlıyoruz. Kaptanlarımız her yolcudan sonra bütün maskelerini değiştiriyorlar. Eldivenlerini değiştiriyorlar. Valizleri konusunda valizlerini kaptanlarımız yardım ettiği için onlara inanılmaz derecede özen gösteriyoruz. Çünkü bizden sonra tekrar valizlerini kendileri kullanacağı için hijyen konusu bizim için ilk etapta en önemli unsur. Tabii şunu da göstermek istiyorum. Şimdi aracın şöyle ön kısmını açabilirsek. Evet şöyle açtık. Kesinlikle yolcu ve şoförün arasında bir kapama yeri var. Ara bölme var ve bu bölmede kapanıyor yolcu bindiği zaman. Evet. Yolcu indikten sonra veya ulaşacağı noktaya geldiğinde açılıyor. Bu şekilde ücret veriliyor. Tabii ki şunu da belirtelim. Randevu sistemiyle çalışıyorlar ve eğer siz de şehir dışına gidecekseniz, otobüste, uçakta yer bulamıyorsanız işte bu şekilde ailenizle VIP bir seyahat de yapabilirsiniz. Yeni normal hayata geçişle birlikte şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı dedik. Bu kararın ardından internet üzerinden bilet arayışlarında da artış yaşandı. Sıradaki haberimiz o artışı detaylandıracak. Seyahat kısıtlaması kalktı, uçak biletlerine talep arttı. 1 Haziran itibarıyla yeni normal hayata geçildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası seyahatler kısıtlaması kaldırıldı. Aylardır şehir dışına çıkamayanlar uçak bileti arayışına başladı. İnternette aramaların %38'i İstanbul çıkışlı uçuşlar oldu. Uçuşlar şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak. Ancak 4 Haziran'dan sonra havayolu firmaları destinasyon sayılarını artıracak. Otobüs firmaları da 4 Haziran'dan itibaren tüm seferlere başlayacak. Seyahatteki yeni normaller için bazı kurallar da getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla tüm yurt içi uçak yolculukları için HES kodu alınması gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarsa HES kodunun yanında seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilecek. Kendinize iyi bakın. Muğla Bodrum'da bazı oteller müşterilerinden 2 şezlong için 1000 lira, aylıksa 24 bin lira fiyat istedi. Üstelik bu rakamlara yeme içme dahil değil. Peki bu fahiş fiyatlar nasıl uygulanıyor? A Haber ekibinden Vural Efecik cevaplarıyla karşımızda. Vural. Evet Banuel, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin önemli turizm merkezi Bodrum'da 2 şezlong için 1000 lira ücret gerçekten ağızları açık bıraktı diyebiliriz. İşte koronavirüs mücadelesi sonrası turizmde de normalleşme sonrasında hareketlilik de başladı. Özellikle Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi. Ancak Bodrum'da sosyetenin özellikle uğrak mekanı haline gelen Göktürk'ünde bir iki şezlong fiyatının 1000 lira, buna yeme içme ve yemek de dahil değil. Üstelik aylık olarak da 24 bin lira olarak belirlenmesi, işte koronavirüs sonrası sosyal mesafenin uygulanacağı özellikle sahillerde şezlong fiyatlarının bu sezon oldukça yüksek olacağını gösteriyor. Tabii buna ne gibi tedbirler alınacak önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Ve Bodrum Göktürkbükü'nde 1000 lira şezlong ücreti sahillerde herhangi bir talep yaratmazken bu fiyatların yüksek olması da sosyal medyada büyük tepki çekti. Ve insanlar bir şezlong ücretinin bu kadar pahalı olmasını sorgulamaya başladı. İşte geçtiğimiz yıllarda da Bodrum'da bir lahmacuna 110 lira, bir ayrana 95 lira, bir suya da 30, bir suda bir şişe 0,50 litrelik suda 15 liraya satılmıştı. Bu da büyük tepki çekmişti. Bakalım bu sezonda aynı fiyatlar Bodrum'da uygulanacak mı diyerek sözü şimdilik buradan size bırakıyoruz. Vural çok teşekkürler. Dünya genelinde koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle ölü sayısı 382 bini geçerken şimdiye kadar 6 milyona yakın vaka tespit edildi. Dünya genelinde COVID-19 salgınında vaka sayısı 6 milyon 500 bine ulaşırken 380 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenen toplam 3 milyon kişi de iyileşti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 1 milyon 880 bini aşarken can kaybı 108 bini geçti. Ülkede iyileşen hasta sayısı ise 618 bini aştı. Salgından en fazla etkilenen ikinci ülke Brezilya'da vaka sayısı 558 bini, can kaybı ise 31 bini geçti. Avrupa'da en fazla can kaybı ise İngiltere'de kayda geçti. Ülkede 39 binden fazla kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Salgınla mücadele kapsamında İngiltere'de toplam iş gücünün 1/4'ü izne çıkarıldı. Hollanda'da ise otobüs duraklarına halka destek amaçlı "Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur" ayeti asıldı. Çin'in Hong Kong kentinde ise ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Vakalarda meydana gelen artış nedeniyle kısıtlamaların 18 Haziran'a kadar devam edeceği bildirildi. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da ise salgın nedeniyle hac ibadeti geçici olarak yasaklandı. Budist zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar da salgın tehdidiyle karşı karşıya. Kamplarda COVID-19 nedeniyle ilk ölümün yaşandığı bildirildi. Salgınla mücadelede süreci iyi yönetmeyi başaran Yeni Zelanda'da ise 10 gündür COVID-19 vakası görülmediği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis vahşetine kurban gitmesinin ardından patlak veren protestolar hızla tüm ülkeye yayılmaya devam ediyor. 200'den fazla kentte yaşanan şiddet olayları nedeniyle 23 eyalette geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Başta Washington olmak üzere birçok eyalette protestolara karşı alınan güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde protestocuların öfkesi dinmek bilmiyor. Yangın yerine dönen caddelerden ırkçılık ve polis şiddetine karşı sloganlar yükseliyor. Ülkenin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından protestolar 200'den fazla kente sıçradı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 23 eyalette polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor. Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı eyaletlerden olan Washington'da alınan güvenlik önlemleri artırıldı. 1600 Amerikan askeri bölgeye konuşlandırıldı. Protestoların yoğunlaştığı Beyaz Saray'ın önü yüksek demir bariyerlerle çevrildi. Göstericiler demir bariyerlerin önünde "Adalet yoksa barış da yok" yazılı pankartlarla diz çökerek protestolarını sürdürdü. Protestocular için ücretsiz yiyecek, içecek ve el dezenfektanının yer aldığı bir standsa dikkat çekti. Bu görüntülerse New York eyaletinde kayda geçti. Amerikalı bir sürücü aracını güvenlik güçlerinin üzerine sürdü. Saldırganın lastiklerine ateş açılarak durdurulduğu olayda bir ulusal muhafız ve iki polis memuru ağır yaralandı. Protestolarda gerilim hızla tırmanırken New York polis şefi Terence Monahan'den övgü toplayan bir adım geldi. "Hepimiz Minnesota'daki olayın yanlış olduğunu biliyoruz" diyen polis şefi siyahi bir protestocuya sarılarak uzun süre bekledi. Samimi görüntülerin ardından halka "Hepimiz kardeşiz" çağrısı yapan şefin görüntüleri sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Protestolar sırasında gerçekleşen şiddet olayları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de gündemindeydi. Amerikalı yetkililere itidal çağrısı yapan Guterres, "Bize ev sahipliği yapan New York'ta şiddet olayları görmek çok üzücü" dedi. Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde protesto edilmiyor. Örneğin İngiltere'de de yarın ırkçılığa karşı büyük bir gösteri düzenlenecek. Detayları almak için şimdi Londra'ya uzanıyoruz. A Haber ekibinden Alparslan Düven karşımızda. Alparslan, söz sende. Banu, istersen bir düzeltme yapalım. Gösteriler bugün olacak. Öğlen saatlerinde Londra'nın Hyde Park'ında yapılacak gösteriler ve Siyah Hayatlar İçin Adalet adı altında Londra'daki
Hyde Park'ta düzenlenecek olan protestolara çok sayıda kişinin de katılması bekleniyor. Tabii katılımcılara dayanışma için kırmızı giymeleri çağrısında bulunan grup üyeleri, dünya genelinde ırkçılığa maruz kalan siyahlar için, siyahiler için toplanacaklarını da açıkladılar. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftada Londra, Manchester, Galler'de protesto gösterileri düzenlenmişti. Cumartesi ve pazar günleri de yine bu noktalarda, hatta daha fazla noktalarda gösteriler yeniden düzenlenecek. Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplanan binlerce kişi polis şiddetini ve ırkçılığı protesto ettiler. Hükümetin pandemi nedeniyle getirdiği toplanma yasağına rağmen Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atmışlardı ve grup daha sonra yürüyerek Başbakanlık, buradan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Londra Büyükelçiliği binası önüne geldiler ve protestolarına burada devam eden grup içeri girmek isteyince de polis tarafından engellendi. Tabii burada polis ile göstericiler arasında da arbede yaşanmıştı. Protestocular daha sonra parlamento binası önündeki caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi gerçekleştirdiler. Dün de yine Hampstead Heath bölgesinde çok sayıda siyahi gençlerle polisler arasında bir kovalamaca yaşanmıştı. Bunun öncelikle bir protesto gösterisi olabileceği düşüncesiyle büyük bir panik yaşanmıştı ve çok sayıda polis ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Ancak yasa dışı bir parti olduğunu, eğlence partisi olduğu açıklandı. Ancak yine de polisin teyakkuzda olduğunu, alarm durumunda olduğunu ve bu tür etkinliklere fırsat vermediğinin de altını çizelim. Diğer yandan 11 kişinin geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı açıklanmıştı. Bugünkü gösterilerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu, zira göstericiler bunun barışçıl bir gösteri olduğunu çağrısında bulunuyorlar. Umarız bu şekilde sona erer diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. Alparslan, çok teşekkürler. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı demiştik. Peki fiyatı en fazla azalan ürünler hangileri oldu? Ayrıntıları A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş'tan alacağız şimdi. İlter, söz sende. Banu El, fiyatı en fazla azalan ürün %51,37 ile sivri biber oldu. Yarı yarıya bir düşüşün yaşandığını söylemek mümkün. Biz de bir marketteyiz. Bu markette aslında ürünlerin ne kadar, hangi fiyattan satıldığını ekranlara getireceğiz. Sivri biber %51,37 oranında fiyatın düştüğünü söylemiştik. Şu anda markette satılan bu sivri biber kilosu 9,95'ten satılıyor. Dolmalık biberde de bir düşüş söz konusu. %40,53 oranında da dolmalık biberde bir fiyat düşüşü yaşandı. Şu anda dolmalık biber 5,95 liradan şu anda yayın yaptığımız markette satışa sunulmuş durumda. Yine sarımsakta da bir düşüş olduğunu görüyoruz. %36,83 olarak açıklandı son tabloya baktığımızda bu düşüş. Sarımsağın kilosu 29,95 liradan bulunduğumuz marketten satılıyor. Kuru soğan, ki sofraların olmazsa olmazı, yemeklerde en fazla kullandığımız ürünlerin başında geliyor. Kuru soğanda da bir düşüş var. %35,48 oranında bir düşüş söz konusu. Şu anda kuru soğan 1,99 liradan satılıyor. Taze fasulyede de yine bir düşüş söz konusu. %34,14 olarak tabloya yansımış durumda. 8,95 liradan satılıyor. Patateste de yine %22,54 oranında bir düşüş var. 2,95 lira şu anda bu marketten ki satış fiyatı. Salatalık ve limonda da yine örneğin salatalıkta %14,98'lik bir düşüş var. Limonda %7,59, kabak ve yine yeşil soğanda da bir düşüş söz konusu. Yeni rakamlarla birlikte tablo bu şekilde. Bazı ürünlerde fiyat artışı da yine dikkat çekti. Elma ve havuç da, örneğin elma %13,29, havuç da ise %27,19 oranında bir fiyat artışı var. Ancak genel tabloya baktığımızda yeni rakamlarla birlikte özellikle sivri biber, dolmalık biber, sarımsak, kuru soğan, taze fasulye, patates, salatalık, limon, kabak ve yeşil soğan gibi sofraların olmazsa olmazı ürünlerde bir düşüş söz konusu. O düşüşte haliyle fiyatlara yansımış durumda Banu El. İlter, çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Tunceli'de terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Şerzan Kod adlı Hasan Ataş etkisiz hale getirildi. Teröristin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı bildirildi. Arananlar listesinden bir terörist daha silindi.
1 milyon lira ödülle turuncu listede aranan terörist Tunceli'de öldürüldü. Ovacık kırsalında jandarma operasyona çıktı. Teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada bir terörist öldürüldü. Ölen teröristin kimliği belirlendi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 1 milyon lira ödülle aranan Şerzan Kodatlı Hasan Ataş olduğu bildirildi. Ataş'ın terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu öğrenildi. Bölgede operasyonlar sürüyor. Belki de bu habere kadar yarışması olduğunu bile bilmediğiniz bir şampiyonadan bahsedeceğiz size. Dünya İnternet Klavye Şampiyonası. Haberin güzel tarafı ise Türkiye 9 yıldır alanında bir numara. Üstelik kırılan rekorlar da bize ait. İşte bu başarının ardındaki isimle konuştuk. Dakikada 153 kelimeyle ipi göğüsleyen Celal Aşkın bize başarı getiren tekniğini de anlattı. Dakikada net 153 kelimeyle dünya şampiyonu oldu. Başarısına dünya şapka çıkarttı. 9. kez girdiği yarışmadan 9. kez altın madalyayla döndü. Celal Aşkın klavyenin şampiyonu oldu. 30 ülkeden 1490 yarışmacı katıldı. 10 dakikada 7801 vuruş yaptım ve 3 hatayla yazmış oldum. Rakamsal olarak çok bir şey ifade etmemiş olabilir ama gelin bir de isterseniz yazmayı deneyin. Çünkü yazmaya başladığı andan itibaren birinin ağzından ne çıkıyorsa anında yazıya dökmesi gerekiyor. Her yıl internet üzerinden Türkiye ve Dünya İnternet Klavye Şampiyonası yapılıyor. Bu tarz bir üste görülen yazıyı alttaki kutucuğa yazıyorsunuz ve ona göre puanınız hesaplanıyor. Üstelik Türkler bu alanda oldukça iyi. Hatta neredeyse yabancı yarışmacıların korkulu rüyası. Amerikalılar, Çekler bu alanda bizlere rakip konumunda ama şu anda alanının en iyisi yazım alanında yıllardır dünya şampiyonu olan Türkiye. Kimse bizim yanımıza yaklaşamıyor. Ona ne şüphe, bir yandan benimle konuşuyorsunuz, ağzınızdan başka bir kelime çıkıyor, gözünüzle başka bir kelime okuyorsunuz, evet. Okuduğunuz kelimeyi de bir yandan 10 parmak yazmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Aynı anda bir bilgisayarın 3 işlemcisinin çalışması gibi bir şey sizinki. Tabii bilgisayarlarda oluyor, belirli bir müddet sonra da bu psikomotor yetenek olduğu için biz de kendi yazım hızımızı geliştirebiliyoruz. Türkiye'nin başarısı F klavyenin aktif olarak tercih ediliyor olması. 30 bin sözcük kökü inceleniyor. Sesli ve sessiz harfler parmaklarda en içteki yerlere gelecek şekilde dizayn ediliyor. Bunun bir diğer faydası da 10 parmak tekniğinin kullanılabilmesi. Bunun sonucunda saatlerce yazı da yazsanız herhangi bir şekilde sağlık probleminiz olmuyor. Şimdi hemen araya gireceğim ben çünkü 10 parmak kısmı çok önemli. Klavyenin üzerinde 10 parmağımız var ama tuşlara dokunduğumuz 2-3 parmak dokunuyoruz. 10 parmak kullanmak ne demek klavyeyi? Klavyenin ortasında bulunan tuş takımı temel sıra olarak geçiyor. Burada çentikler vardır. F klavyede A ve K'nin üzerinde. Sol ve işaret parmaklarımızla bu çentiklere denk geçecek şekilde klavyeye yerleştiriyoruz. Bileklerimiz düz bir şekilde. Ve böylece 10 parmağımızla baş parmaklar boşlukta olmak üzere klavye üzerine yerleştiriyoruz. Ve buna 10 parmak tekniği deniyor. Rusya'dan bir görüntüyle devam edeceğiz. Erimeye başlayan karlar sebebiyle şiddetlenen nehir akıntısı bir demiryolu köprüsünün yıkılmasına sebep oldu. Karlar eridi, şiddetli akıntı köprüyü yerle bir etti. Görüntülerin adresi Rusya. Murmansk şehrinde bir demiryolu köprüsü şiddetli akıntıya dayanamayıp yıkıldı. Bölgedeki tren yolu seferleri durdurulurken arama kurtarma ekipleri olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre eriyen kar suları nedeniyle taşan nehir köprünün yıkılmasına neden oldu. Rusya Araştırma Komitesi olay hakkında kriminal araştırma başlattığını açıkladı. Yerleşik bir yaşam süremeyen göçerler bu yılda serin yaylalara çıkmaya başladı. Doğu ve Güneydoğu'dan çok sayıda göçer yüzlerce hayvanıyla birlikte Muş'un Şenyayla bölgesine gidiyor. İşte onların zorlu yolculuğu gelecek ekrana. Bu çileli yolculuk onların kaderi.
Diyarbakır ve Mardin gibi illerde hayvancılıkla uğraşan göçerler yaz mevsiminde havası serin, otlakları verimli yaylalara çıkıyor. Koyun sahibisi. Diyarbakır'dan geliyoruz. Muş yaylasımıza gidiyoruz. Şen yaylası. Ancak bu yolculuk hiç kolay değil. Bazen haftalarca sürüyor. Kilometrelerce yolu hayvanlarıyla birlikte yürüyerek gidiyorlar. Muş'un Şen Yayla ve Kozma bölgesine gelmeye başlayan göçerler burada çadır kurup 6 ay yaşayacak. Hayvan sayımız 1 milyon 350 bine ulaşmıştır. Ve insanlarımızın geçim kaynağı hayvancılıktır. Hayvancılık sektörü bizim hayatımızda önemli bir değerdir ve biz bu değeri sahip çıkacağız. Biz bu hayvancılık sektörünün sancağını elimize almışız. İnşallah en yüksek yere taşıyacağız. Göçerler yaylalara olan yolculuklarında güven ve huzur ortamından mutlu. Terörün bitme noktasına gelmesiyle bölgede hayvancılık arttı. Terörlerin bu bölgede bittiği noktasında hayvancılık sektörü de yükseliş trendine geçmiştir. Gün geçtikçe de daha iyi bir yerlere geliyordur. Yerleşik bir yaşam süremeyen göçerler hayvancılıktan elde ettikleri gelirle geçimini sağlıyor. Kısa bir aramız var. Saat başında buradayız. Haber ve A Haber Radyo'dan bir kez daha mutlu günler. Saatlerimiz artık 14'ü göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Kuşağı'na kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı saat 20'ye kadar sokağa çıkabilecek. Ayrıntıları Edirne'den A Haber muhabiri Ogün Kurkan aktaracak. Ogün. Risk grubu içerisinde yer almaları nedeniyle 0-18 yaş arasındaki çocukların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Edirne'de uzun zamandır sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 18 yaş altındaki gençler şu anda belirli saatler arasında kurallara uyarak, maske takarak dışarıda güneşin tadını çıkarmak için dışarıda bekliyorlar. Şu an parktalar, geziyorlar. 18 yaş altı için sokağa çıkma izni 2 gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar, gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günleri 14 ile 20 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere mesafe kurallarına riayet etmek üzere maske takarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak gönüllerince eğlenebilecek. İzleyicilerimiz için tekrardan altını çizelim. 18 yaş altı sokağa çıkma izni 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14 ile 20 saatleri arasında kullanılabilecek. Ayrıca aileleriyle şehirler arası ve şehir içi yolculuk yapabilecek 0-18 yaş arasındaki gençler. Tatile ve yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için de otel alanı ev sayılabilecek. 5 Haziran ve 3 Haziran'da dediğimiz gibi 0-18 yaş arası gençler 14 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, maske takarak dışarıda gönüllerince eğlenebilecek diyelim ve sözü merkeze öyle bırakalım. O gün çok teşekkürler. Koronavirüsün en çok yayıldığı noktalardan biri de asansörler. Peki bunun için hangi önlemler alınıyor? Asansörler nasıl dezenfekte ediliyor? Cevabı A Haber ekibinden Gamze Elçi ve konuğunda. Gamze. Evet, bu konuyu Makine Mühendisleri Odası Başkan Vekili Melih Yalçın'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Çok önemli bir konu tabii. Virüsle alakalı nasıl tedbirler alınmalı? Özellikle şimdi kamu kurumları ve diğer iş yerlerinin hepsi neredeyse açıldı. Asansörler nasıl kullanılmalı? Şimdi bu hastalığın aslında en çok bulaştığı yer insanların nefes aldığı bölgelerde. Yani nefes yoluyla bu çok bulaşıyor. Biz riski buna göre belirlememiz gerekiyor ve tedbirleri de buna göre almamız gerekiyor. Bu nedenle şimdi önce bina sahiplerinin yapması gerekenler ve vatandaşların yapması gerekenler de iki konuyu ayırmamız gerekiyor. Bir kere asansörleri kesinlikle sürekli havalandırmamız lazım. Yani içeride hasta bir arkadaşımızın öksürmesi ya da aksırmasıyla içeride virüs ortamı yaratılabilir. Bunun bir önce boşaltılması lazım o virüslü havanın. Bu nedenle bir kere içerideki vantilatörlerin dışarı açılacak, dışarı havayı atacak şekilde sürekli çalıştırmasını öneriyoruz.
İkincisi, asansörlerin mesafeli bir şekilde yerlere işaretler konularak gerekirse ve kapılara uyarılarda bulunarak insanlar arasındaki mesafenin 1,5 metre aşmayacak şekilde asansörlere binmesini sağlanması gerekiyor. Yüz yüze değil ama belki sırt sırta durmalıyız değil mi? Evet, yani mümkünse sırt sırta, yani yüzlerini duvara dönerek durmaları önerilir. Ve bu konuda da üçüncü konuda asansörlerin, mümkünse bazı asansörler buna müsaittir. Boş bulunduğu katlarda kullanılmadığı zaman kapıları açık düzeyde durması ve içerideki havanın mümkün olduğu kadar taze havayla değiştirilmesi sağlanması gerekiyor. Bu yapımcıların yapması gereken, yani bu bina sahiplerinin yapması gereken. Çok sağ olun. Tabii düğmelerin kullanımında da çok önemli. Burada önemli olan dokunduktan sonra eli yüze götürmemek ve dokunduktan sonra sürekli dezenfekte etmek. Asansörlerin belirli zamanlarda da dezenfekte edilmesi gerekiyor firmalar tarafından. Bu kıstaslara da dikkat edilmesi oldukça önemli. Gamze, çok teşekkürler. Lokantalar, restoranlar ve kafeler alınan önlemlerle birlikte açıldı. Bu mekanlarda kontrollü sosyal hayat kurallarına uyuluyor mu peki? İstanbul Esenler'de zabıta hekimleri denetim yapmakta. Denetime ilişkin notlarsa A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ'da. Aslı. Sağlık Bakanlığı açılan restoran ve kafelere özellikle bazı tedbirler getirdi. Zorunlu değil ama tavsiye niteliğinde, işte o nedenle de çoğunun uyuması gerekiyor. Biz de şu anda Esenler'deyiz ve zabıta ekipleri de restoranlar, kafeler bu kurallara uyuyorlar mı? İşte onlara bakıyorlar. Burada denetimdeler. Özellikle ellerinde bir tavsiye niteliğinde olan Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu öneriler var. Ve o önerilerde özellikle kurallar hatırlatılıyor sahiplerine, restoranların, kafelerin. Ve tabii ki en önemli olan şey aslında masaların yan yana olması. Şu anda da zaten zabıta ekipleri 3 metre yasağı olduğu için masaların... Çok özür dilerim, düzeltiyorum. 1,5 metre aralarında mesafe bulunması gerektiği için masaların kaldırılmasını istiyor. Ve bunun haricinde de önemli bir uyarı maskelere geliyor. Maskelerin tamamen takılması gerekiyor. Hem içeriye girenler hem de burada çalışanlar tarafından bununla da ilgili uyarılar buradaki hem çalışanlara hem müşterilere gerçekleştiriliyor. Tabii dezenfektan ve kolonya da konulması zorunlu. İşte bununla da ilgili uyarılar gerçekleştiriliyor. Hemen belirtelim, lokantalar ya da restoranlar bu uyarılara uymadıklarında ilk başta uyarılıyorlar sadece sözlü olarak. Ama ikinci kez aynı şeyler yaşanırsa bu sefer para cezası kesiliyor. Yaklaşık 3150 lira para cezası var kurallara uymamanın diyelim. Söz yeniden size bırakalım. Aslı, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, YouTube'da yer alan ve çocukları olumsuz etkileyebilecek içeriklerin gündem olması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti ve söz konusu içerikleri üretenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Ayrıntıları şimdi A Haber ekibinden Rüya Akkuş'tan alacağız. Rüya, söz sende. Banu, aslında Aile Bakanlığı'nın içerisinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü var ve bu genel müdürlüğe bağlı da Sosyal Medya Çalışma Grubu var. Onlar sürekli olarak YouTube, Twitter gibi içerikleri takip ediyorlar ve eğer ki çocukların sağlığını bozabilecek müsteşar içerikler bulunan yayınlar varsa, videolar varsa bunlar için harekete geçiyorlar. Söz konusu olayda da yine aynı şekilde YouTube'da seri olarak müsteşar ifadeler içeren videoların tespiti yapıldı. Ve bu kapsamda Aile Bakanlığı 3 aşamalı bir sürecinde düğmesine basmış oldu. İçerikler aynı zamanda BTK'ya bildirildi, emniyete bildirildi ve devamında da savcılığa bildirildi. Savcılık kanalında şöyle bir süreç işledi elbette ki. Suç ceza hakimliğinden hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi kararı çıkartıldı ve şu an itibariyle YouTube'da bu içeriklere ulaşılamıyor. Ama bununla beraber bilişim suçları da bu süreci yakından ilerletiyor. Çünkü siber suçlara da bir yazı yazıldı. Bu noktada da şüphelilerin kim olduğun için
kim olduğunu tespiti için bir araştırma yapılması istendi. Elbette ki BTK'da da farklı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda YouTube yetkilileriyle bir iletişime geçildi ve benzer içerikler noktasında YouTube'un daha hassas davranması istendi. Hatta BTK'da da yine aynı şekilde emniyetle beraber çalışan ortak bir ekip oluşturuldu ve bu ekip sayesinde hatta beyaz hackerlar da devreye girerek bilişimle ortaklaşa bir çalışma yürüterek şüphelilerin IP adresleri üzerinden kimliklerine ulaşmaya çalışılıyor. Bunların hepsi önemli adımlar çünkü şu ana kadar herhangi bir şüpheli tespit yok. Fakat IP tespitleri söz konusu olduğu için de yakın zamanda şüphelilere ilişkin de bir gözaltı işleminin uygulanması bekleniyor. Yani benzer ifadeler eğer ki YouTube'a düştüğü takdirde Aile Bakanlığı bu sürecin takipçisi olacak. Bununla beraber elbette ki savcılık ve emniyet kanatları da bu kapsamda çocuklara yıpratıcı herhangi bir videonun paylaşılmasına müsaade etmeyecek gibi görünüyor Banuel. Rüya, çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd'un ailesi kameraların karşısındaydı. Floyd'un 6 yaşındaki kızının annesinin söyledikleri yaşanılan vahşetin acısını bir kez daha gözler önüne serdi. Konuşmakta zorlandı, hıçkırıkları boğazına düğümlendi. Ağzından çıkan her söz yaşadığı acının tarifi gibiydi. Çok fazla şey söyleyemiyorum. Çünkü şu anda kelimeleri bir araya getiremiyorum. Ama herkesin, bu memurların bizim elimizden neyi aldığını bilmesini istiyorum. Bu cümlelerle haykırdı isyanını. O, Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından boğularak öldürülen siyahi vatandaş George Floyd'un kızının annesi Roxy Washington. George Floyd'un öldürülmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin her köşesinden ırkçılığa hayır ve adalet eşitlik sloganları yükseliyor. Protestolar devam ederken şüphesiz yaşanılanlardan en çok etkilenen iki isim, George Floyd'un kızı 6 yaşındaki Gianna ve annesi Roxy Washington, Minneapolis'te kameraların karşısına geçti. Konuşmakta zorlanan Roxy Washington'ın cümleleri yaşanan vahşetin acısını bir kez daha gözler önüne serdi. Onlar günün sonunda eve dönüp aileleriyle birlikte oluyorlar. Ama Gianna'nın artık bir babası yok. Onun büyüdüğünü göremeyecek, mezuniyetine gelemeyecek, düğününde yanında olamayacak. Roxy Washington'ın da konuşmasında adalet çağrısı vardı. Ben çocuğum için ve George için buradayım. Onun için adalet istiyorum. Çünkü o iyi biriydi. Diğerleri ne düşünürse düşünsün. Konuşma esnasında orada bulunan NBA oyuncusu Stephen Jackson da George Floyd davası için mücadele edeceğini vurguladı. Ağlıyorum. Savaşmaya hazırım. Kardeşimi savunmaya hazırım. Kardeşim için adalet alacağım. Bu yüzden buradayım. Pazartesi günü Hollanda'da gerçekleşen ırkçılık karşıtı gösteride sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesi tepki çekmeye devam ediyor. Doktorlar gösteriye katıldıysanız 2 hafta karantinada kalın çağrısı yaptı. Amsterdam'a uzanıyoruz şimdi ve daha fazla ayrıntıyı A Haber ekibinden Fatih Özyer'den alacağız. Fatih, söz sende. Evet Banu, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Hollanda'da bir anlamda geçtiğimiz pazartesinden itibaren, yani 1 Haziran tarihinden itibaren ikinci normalle sürüşmesinin etabı başlamış durumda. Lokanta, restoranlar da açıldı. Artık Hollanda'da hayat normale dönmüş durumda diyebiliriz. Fakat sizin de değinmiş olduğunuz gibi şu anda Hollanda gündeminde konulan tek gündem maddesi var. O da geçtiğimiz pazartesi günü başkent Amsterdam Dam Meydanı'nda gerçekleşen, bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçı saldırı sonrası hayatını kaybeden George Floyd için dayanışma, ırkçılık ve yabancı karşıtı eylem gerçekleşmişti ki işte bu kalabalıkta özellikle sosyal mesafenin ihlali gündemde şu anda o konuşuluyor. Bir anlamda hem Hollanda siyasetinden, hatta bir anlamda Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı da başkent Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'yı sert dille eleştirerek bunun kabullenilemez bir durum olduğunu net bir şekilde ortaya koydu ki doktorlar da yapmış olduğu açıklamada bu gösteriye katılan yaklaşık 5000 aşkın kişinin de kendini 14 gün garantiye alması gerektiği açıklama bulundu. Sadece bura değil tabii ki, Leiden'de dün bir gösteri yapılmıştı. Rotterdam'da yapılmıştı. Önümüzdeki cuma günde de Utrecht'te yapılacak. Son olarak sözü size
bırakmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Rotterdam ve Schiedam kentlerinde dün itibariyle artık otobüs toplu taşıma duraklarında Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yazılı olduğu, her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları da kurtarılmış olur ayeti asılmaya başladı. Bir anlamda dayanışma örneği de sergileniyor diyelim. Başkent Amsterdam'dan sözü size bırakalım Bahane. İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin arıtma tesisinden akan su denizin rengini değiştirdi. O noktaya gideceğiz şimdi. Ayrıntılar A Haber ekibinden Mehmet Karataş'ta. Mehmet. Evet Manuel, dün arıtma tesisinden bırakılan o kirli sular dün ne yazık ki Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki o deniz kısmını kahverengiye döndürmüştü ve dün sabahtan akşam saatlerine kadar aslında kirli suyun arıtılmadan bırakıldığı belirtilmişti ve şu an itibariyle de dünden kalan hala o deniz kirliliğini ekranlarımıza taşımamız mümkün ki şimdi kameraman arkadaşım bu noktayı gösterecek. Bakın hemen arka tarafımızda Küçükçekmece, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Küçükçekmece atık su ön arıtma tesisi bulunuyor ama İddiaya göre burada arıtılmayan ve kirli suların denize bırakıldığı ve denize bırakılmasıyla birlikte de işte geriye bu tablo kalıyor ve şu an itibariyle en azından bu kanalizasyondan, en azından bu kanaldan suyun gelmediğini ve çok çok az damladığını ama dediğimiz gibi gün içerisinde buradan, en azından buradaki çevredekilerden aldığımız bilgiye göre aralıklarla kirli suların denize bırakıldığı ki zaten bunun da bırakıldığı açık ve net bir şekilde ortada. Şimdi kameraman arkadaşım Özkan sizlere göstersin. Bakın denizin yaklaşık bir 40 metre ilerisine kadar baktığımızda kahverengi bir renk hakim ki gerisi dediğimiz gibi deniz, Marmara Denizi'nin şu an itibariyle ne kadar kirlendiği ve burada da inanılmaz kötü bir koku olduğunu da sizlerle paylaşalım. Normal şartlarda hemen sağ tarafımızda bir yürüyüş yolu bulunuyor ama normal şimdi vatandaşların bu noktada yürüyüş yapması neredeyse imkansız diyebiliriz. Evet, dediğimiz gibi buradaki kirli sular Küçükçekmece atık su ön arıtma tesisinden bırakıldı ve bu kirli suların gelmesiyle birlikte de ne yazık ki Marmara Denizi de böyle kötü bir renk ve kötü bir kokuya maruz kaldı diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Mehmet, çok teşekkürler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haliç'te son 7 yılda çamurların temizlenmediği iddiaları çürütüldü. Haliç, İstanbul'un uzun yıllardan beri bir yarasıydı. O yaraya neşter vuranlardan biri de eski Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu'ydu. A Haber canlı yayınına katılan Eroğlu, Başkan Erdoğan önderliğinde Haliç'i nasıl kurtardıklarını anlattı. Haliç'in eski durumunu İstanbullular çok iyi bilir. Haliç'i Sayın Cumhurbaşkanımız 27 Mart 1994 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman Haliç'i tamamen lağım çukuruydu. 1994 öncesi, yani Cumhurbaşkanımızdan önce, bir sene önce 1993 yılında çöpler tamamen sokaklarda birikiyordu. Bazen vahşi çöp alanlarına atılıyordu. Atma yani, vahşi çöp alanı. Hatta bir keresinde 1993 yılında da Ümraniye Hekimbaşı'nda bir çöp faciası yaşadık. Hı hı. 38 vatandaşımız hayatı kaybetti. Hatta yurt dışından değerli bilim adamları geldi. Ben de o zaman Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım Teknik Üniversitesi'nde. Aynen şu ifadeyi kullandılar. Dediler ki ya bu şekildeki vahşi çöp depolaması Afrika kabile devletlerinde bile yok. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca su meselesine yüklendik. Hakikaten biz 7 dereden suları getirdik. Ve Kerim Bey, 8 ayda 80 yıllık kesintiyi kaldırdık. Ben 5 Mayıs 1994 günü İSKİ Genel Müdürü olarak vazifeye başladım. Ve 1 Ocak 1995 saat 8.59'dan sonra İstanbul'da su kesintisi olmayacak diye ilan ettik. Su meselesini hallettik. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, arkadaşlar ekibi sürekli koordinasyon toplantısı yapardı. Cumhurbaşkanımız gecenin üçünde bile takip ederdi. Yani çok takipçi bir belediye başkanımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız. Ve neticede dedi ki, artık Haliç'i kurtaralım diye 1996 yılında, bir sene veya bir buçuk sene sonra Haliç'i kurtaralım diye talimat verdi. Talimat bu. Cumhurbaşkanım hatta buradan telefon aradı. Artık bu İstanbul'un büyük ayıbı, dünyaya karşı İstanbul'un ayıbı,
bunu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapalım dedi. Daha önceki çalışmalara baktığımız zaman rapor, ödül kazanan bir raporu burada bütün vatandaşlarıma söylemek istiyorum. Haliç kurtulamaz. Burayı hafiyat topraklarıyla dolduralım ve ortasına bir derecik aksın şeklinde bir düşünce vardı. Cumhurbaşkanımız dedi ki buna şiddetle karşı çıktık. Biz dedik Haliç'i kurtaracağız Allah'ın izniyle. Evet. Peki Haliç'i kurtarmak için ne yapmak gerekiyordu? Bunları tespit ettik. Efendim Haliç'i kurtarmak için özellikle birinci adım Haliç'e çöpler akıyordu. Yani bütün İstanbul çöp dağlarıydı. Önce çöp meselesi çözüldü. Çünkü Haliç'i kurtarmak için Haliç'teki akan kirlilikleri önlemek lazım. Bunlar nedir? Bir, çöpler. İki, atık sular. Üç, tıbbi atıklar. Dört, derelerden gelen kirlilikler. Lağım suları vesaire. Bütün bunların tamamen Haliç'e girişinin engellenmesi lazım. Ve bir de mutlaka Haliç'teki çamurların artık mutlaka oradan alınması gerekiyordu. Ta Kemerboğaz'dan başlayarak Kağıthane, efendim öbür taraftan buradaki Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, bütün bu atık sular, Haliç'e akan atık sular toplanarak Kemerboğaz'dan atık su kanalizasyon hatları, atık su devasa kolektörler, dev tüneller, 3 metre 60 santime varan dev tünellerle ta Baltalimanı'na taşıdık. Beşiktaş'tan Baltalimanı'na kadar dev tüneller inşa ettik. Orada dünyanın sayılı bir terfi merkezi ve arıtma tesisini inşa ettik. Hatta onun açılışına rahmetli Necmettin Erbakan gelmişti Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte. Muhteşem bir açılış yapıldı orada. Ve buradaki arıtılan ön arıtmadan geçen suları İstanbul Boğazı'nın Kerim Bey dip akıntısına verdik. İSKİ Kuzey Haliç kolektörler için 184 milyon dolar. Güney Haliç için 144 milyon dolar. Toplam 328 milyon dolar harcamış ve borçları da ödedik tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de 104 milyon TL'lik çevre düzenleme ve çamurun bertarafı. O bir destandır yani. 5 milyon metreküp çamuru öyle bir dünyanın en ileri teknolojiyle taşıdık ki hatta bu dünyada 2002 yılında dünyanın en metropolisler arasındaki en muhteşem çevre projesi olarak birincilik ödülü aldı. Şimdi tabii Kurbağalıdere İstanbul'da Kadıköy'de kötü kokuların yükseldiği bir yer efendim. Kötü kokuların yükseldiği Kurbağalıdere'nin ıslahıyla ilgili 2013 yılında bir proje ortaya atıyor AK Partili yönetim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna red oyu verdiği ortaya çıkıyor. Ya Kurbağadere'de gerçekten İstanbul'un ayrı. Ben orada bakın teknik üniversitede okurken orada yüzdüğümü hatırlıyorum. Hı hı. Ama Kurbağadere maalesef bu hale geldi. Yani bunlar bakın biz bunlardan çamur aldık. Haliç'in çamurlarını. Hava kirliliğini teslim aldık. Çöp meselesini, atık su, susluğu aldık. Hepsini çözdük. Şimdi acaba bu geriye mi gidiyor diye tereddüt ediyoruz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, mecliste düzenlediği basın toplantısında bekçilerle ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Bekçilerin toplumda güvenlik kaygısı oluşturduğunu savunan Altay, terör örgütü PKK ile bekçileri aynı kefeye koydu. Eskiden güvenlik kaygısı, İnsanlar nereden duyardı? Eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan dolayı insanların güvenlik endişesi olurdu. Şimdi bakıyoruz Türkiye'nin her yerinde bekçi şiddetleri var. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekçilerle ilgili kanun teklifi görüşmeleri öncesi kurdu bu cümleleri. Eli kanlı teröristlerle güvenlik güçlerini aynı kefeye koydu. Tepki çekecek açıklamalarda bulundu. Benim endişem var. Daha bekçiler, çarşı ve mahalle bekçileri kanunları çıkmadan terör estirmeye başladılar. Toplumda bir güvenlik kaygısı var. Eskiden güvenlik kaygısı insanlar nereden duyardı? Eşkıyadan, teröristten, hırsızdan, arsızdan dolayı insanların güvenlik endişesi olurdu. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Altay, şehitler üzerinden tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitlerimize rahmet dileyecek. Elbette dileyelim. Ama olmayabilir.
Gencecik fidanları, filizleri toprağa vermeyebiliriz. Milleti bölmek, parçalamak, kutuplaştırmak yerine önleyici hizmetleri, imkanları, tedbirleri alabileceği kanaatindeyim. Altay'ın gündeminde kiralık vekil tartışması da vardı. Seçildiği partide siyasete milletvekilliğine devam etmesi doğru olandır, etik olandır. 15 vekil bir partiden başka bir partiye transfer yolculuğuna değil, demokrasi yolculuğuna çıkmışlar. Demokrasiye kurulan tuzaklara karşı imkan verdiği fırsatlar ve manivelaları kullanmak demokratik bir haktır değerli arkadaşlar. Genel anlamda muhalefetin bekçi düzenlemesine ilişkin itirazı var. Hatta dün akşam Meclis Genel Kurulu'nda sert tartışmalar yaşandı. Düzenlemeyi ve tepkileri konuşacağız. Düzenlemenin mimarlarından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Celalettin Güvenç ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erhan Gülveren konuğumuz. Sayın Güvenç, Sayın Gülveren, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk bana. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Güvenç. Sayın Güvenç, sizinle başlayalım. Şimdi bekçi düzenlemesiyle neler getirilecek? Önce düzenlemenin detaylarını dinlemek istiyoruz sizden. Hangi açık kapanacak? Hangi sıkıntılar giderilmiş olacak? Evet, çok teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ancak bekçinin neden istihdam edildiği, neden böyle bir yasa çıkarttığımızdan önce esefle izledim Sayın Engin Altay'ın konuşmalarını. Maalesef ana muhalefet partisine yakışmayacak açıklamalar olarak değerlendirdiğimi ifade etmek istiyorum. Engin Altay'ın zaten bu konuda bir sabıkası var. Siz ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, biz onu eleştiririz, alkışlamayız diye dünya muhalefet siyaset tarihine geçecek açıklamaları vardı. Maalesef bu konuda bunlara bir yenisini eklemiş. Gerçekten kabul edilemez. Marjinal gruplardan bu tür bir açıklama gelse belki anlayabilirsin. Ama ülkenin ana muhalefet partisinin emniyet ve asayiş hizmetleriyle ilgili bu kadar önemli bir konuda yapılan düzenlemeye bu kadar keskin, seviyesiz açıklama yapmasını gerçekten esefle karşılıyorum, üzüntüyle karşılıyorum. Şimdi sayın seyircilerimiz çok iyi biliyorlar ki çarşı ve mahalle bekçisi kavramı yeni icat edilmiş bir kavram değil. Yeni ihdas edilmiş bir kurum değil. Yeni ihdas edilmiş bir meslek değil. 1914 yılında çarşı ve mahalle bekçileri müstakil halde göreve başlatılmış, haklarında kanunu muvakkat çıkarılmıştır. 1996 yılına kadar mahallenin bekçi abisi, bekçi kardeşi olarak görev yapmışlardır. Ve o dönemki kendine göre bir misyonu vardı, sosyolojik yapıda bir karşılığı vardı. Ama bugün gelinen noktada yapılan değerlendirmelerde, bilimsel verilerin ışığında, mahallelerde, çarşılarda münhasıran geceleri görev yapacak ve sürekli aynı bölgede çalışacak, aynı bölgenin halkını, insanını tanıyacak, sokağını, semtini tanıyacak çarşı ve mahalle bekçilerine ihtiyaç olduğu, bunların güçlendirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. Emniyet ve asayiş hizmetlerinin buna ihtiyacı olduğu sonucuna varıldı. Ve geçmiş dönemde yaptığımız uygulamalar sonucunda 2018'den bugüne kadar gerçekten çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet ve asayiş hizmetlerine çok önemli katkılar sağladığı ortaya çıktı. Çarşı ve mahalle bekçilerinden rahatsız olanlar polisten rahatsız olanlardır. Çarşı ve mahalle bekçilerinden rahatsız olanlar, söylemek zorundayım, terör ve şiddete karşı gerekli tepkiyi koyamayanlardır. Yoksa halkımızın huzuru, refahı ve gece güvenliğinin sağlanmasında çok olumlu sonuçlar almış bulunuyoruz. Ve bugün de bu çıkarttığımız yasayla çarşı ve mahalle bekçilerinin hem görev alanını, çerçevesini çiziyoruz, hem tanımlarını yapıyoruz, hem mesleğe alınma şartlarını belirliyoruz ve böylece bu kadar önemli görev yapan emniyetteki bir grubun adını koymuş oluyoruz. Çok yerinde bir çalışma. Bakın, rakamlarla konuşursak ne yaptığımız daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. 2018 Eylül ayından 31 Mayıs 2020 tarihine kadar çarşı ve mahalle bekçilerimiz, şu anda 28 bin küsür çarşı ve mahalle bekçimiz var, yaptıkları icraatlar elimizde. Bu dönemde
130.680 şahıs hakkında adli işlem yapmışlar. Yani akşam güneş karardıktan sonra görev bölgelerine çıkan emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza yardımcı olmak üzere görevlendirilen, kanunumuzda bu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Göreve çıkan, gece kendi mahallesinde, kendi sokağında, kendi caddesinde göreve çıkan bekçilerimiz 130.680 kişi hakkında işlem yapmış. 4.862 hırsızlık olayına doğrudan müdahale etmiştir. Bu sürede 1.219 kayıp çocuk bulunmuş, 3.956 kayıp şahıs 18 yaş üstü bulunmuştur. Aileleri tarafından ne olduğu merak edilen insanlar. 75.753 aranan şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Bekçilerin bizzat müdahil olduğu olayları sayıyorum. 276.832 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 82.918 hap, uyuşturucu hap bekçilerimiz tarafından elde edilmiştir. Gene bu dönemde bakın Eylül 2018'den 31 Mayıs 2022 arasındaki tarihi kastederek söylüyorum. 22 adet uzun namlulu silah, 2598 adet tabanca, 1001 av tüfeği, 7 adet el yapımı patlayıcı, 6 adet el bombası bekçilerimiz tarafından yakalanmıştır. Şimdi bu bekçilerimize bir yasa çıkarıyoruz. Dün ve bugün çalışıyoruz, yarın çalışacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bekçiler hukuk devletinde kanunda kendilerine çizilen sınırlar dahilinde kanundan aldıkları yetkileri kullanacaklar ve emniyet ve asayiş işlerinin daha ileriye gitmesi için katkı sağlayacaklardır. Evet. Bakın şurada şunu açıklıkla ifade edebilirim. O yasal çerçevenin içeriğini de dinlemek istiyoruz sizden ama bir konuğumuz daha var biliyorsunuz. Emniyet Genel Müdürü Yardımcımız Sayın Erhan Gülveren de bizimle birlikte. İzninizle ona da söz vermek istiyorum ben. Siz bazı verileri paylaştınız. Bekçilerimizin şu ana kadarki performansına ilişkin bazı detaylar paylaştınız ama Sayın Gülveren'in de paylaşacağı notlar vardır bu konuda. Bekçilerin bu süreçte neler başardıklarına dair biraz daha onu dinleyelim isterim. Sayın Gülveren, o verileri de sizden dinlemek isteriz ve bekçilerin sahada ihtiyaç duydukları bazı hususlar vardır muhakkak. Siz bu yasal düzenlemeden neler bekliyorsunuz emniyet teşkilatı olarak? Bu notu da dinlemek isteriz sizden. Buyurunuz efendim. Banu Hanım, ben başta İçişleri Komisyon Başkanımızı, sizi ve seyircilerimizi, bizi izlemekte olan seyircilerimizi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. İçişleri Komisyon Başkanımız bekçilerimize yapmış olduğu icraatlardan size bahsetti. Ben biraz daha geniş bir çerçeve çizmek istiyorum. Öncelikle kısaca bekçilerin görev şartlarını belirterek başlamak istiyorum. Bekçiler ne yapar? Bir, yaya olarak görevini yaptığı sırada vatandaşın ırzını, canına, malına karşı gelebilecek tehlikeleri önler. Bir. İki, bu önleyici göreve kolluk kuvvetleriyle beraber yapmış olduğu önleyici kuvvetlerin hizmetlerine rağmen bir suç işlenmişse o suçu yakalamak görevine yerine getirir. 3. Devriye görevi yerine getirdiği sırada mahallede işte su patlaması, elektrik kesilmesi, atık su atılması gibi hepimizi ilgilendiren çevresel ve mahalleyi ilgilendiren sorunların tespiti halinde ilgili yerlere bilgi verir. 4. günümüzün en önemli suç türlerinden olan narkotikle ilgili alan, satan, imal eden, böyle gözle görülebilir cinsten tespit edilen narkotik suçlarına el koyar. Kendisinden yardım isteyen mahallenin içerisindeki hasta, alil, aciz kişilere yardım eder veya yardım edecek şartlar olmazsa kolluk kuvvetlerine bildirerek ilgili kurumdan, kuruluşlardan kendilerine yardım etmesini sağlar ve genelde kolluk kuvvetlerinin, polisin, jandarmanın kendisine verdiği ya da istediği diğer hizmetleri de yerine getirir. Dolayısıyla Sayın Başkanım'ın da bahsettiği gibi aslında bekçiler zaten mevcut olan birçok yetkisini, sorumluluğunu günün şartlarına göre, günün hukuk düzenlemesine göre, günün insan haklarına göre yeniden düzenlenmesi, bu kanun düzenlenmesi. Bu kanun düzenlenmeden evvelki bekçilerimizin yapmış olduğu icraatların sonuçlarını ben size açıklamak istiyorum. Örneğin 2016'da 3500'ler civarındaki bekçi bugün artık 80...
28.266'ya ulaştı. Bekçilerimiz devriye görevlerini yerine getirirken öncelikle mala karşı ve şahıslara karşı olan suçlarla karşılaşırlar. Özellikle mala karşı olan suçlarda 2016 yılında asayiş olaylarında %6 civarında bir artış varken 2020 yılının Mayıs sonu itibariyle -11 civarında bir mala karşı artışta şeylerde reytingde azalış söz konusu. Buna karşın yakalama oranlarında yani suç aydınlatma oranlarında da yine %78'lerden 2016'daki rakamlardan bugün %86'lara genel asayiş anlamda bir şey söz konusu. Mal varlığına geldiğimizde böyle sokakta görülebilen 9 önemli suç dediğimiz bir tabir vardır bizim. İşte yan kesicilik, dolandırıcılık, evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi önem verdiğimiz özellikle kişileri, vatandaşlarımızı direkt ilgilendiren konularda. Yine 2016'larda %12 bu gibi suçlarda artış varken bugün %22.8 hatta %23'lere varan bir azalış var. Malın, suçun meydana gelmesinde. Buna karşılık yakalama oranlarında daha evvel 2016 yılında bu gibi suçlarda her 100 suçtan 30'u yakalanıp aydınlanıyorken bugün %50.2'lere çıktı. Yani her iki suçtan birisi yakalanır hale geldi. Bu da bizim için çok önemli. Yeterli mi? Değil. Amacımız %100'lere ulaşmak, %90'ların üzerine çıkmak. Ama %30'lardan %50'ye gelmek çok önemli bir şey. Bunu il bazına indirirsek, daha da spesifik konulara indirirsek, örneğin evden meydana gelen hırsızlıkları ele alalım. 2016 yılında Türkiye'de ortalama her gün 230-240 civarında evden hırsızlık meydana geliyordu. 240 civarında. Bugün bu rakam 2020 yılının Mayıs ayının 31'inde 121'lere düştü. Yani neredeyse her iki hırsızlıktan birisi önlendi. Suç işlenmeden evvel önlendi. Büyük illerimizde de aynı şey söz konusu. Daha önceden büyük illerimizde bir ızdıraptı. Bir insanların tatile çıkması, iş yerine gitmesi bir eziyetti. Karşılaştığında, döndüklerinde neyle karşılaştıklarını bilemiyorlardı. Ankara'da 2016 yılında günde ortalama 29-30 civarında hırsızlık oluyordu evden. 29 veya 30. Bugün geldiğimiz noktada günde ortalama 2 hırsızlık var. 29 hırsızlıktan 2 hırsızlığa geldi. İstanbul ilimizde günde 66 hırsızlık oluyordu. Her gün 66 ortalama hırsızlık oluyordu. Bugün 23 hırsızlık var İstanbul'da. %50'den daha fazla, daha iyi bir indirim var. İzmir elimizde %16 günde ortalama 16 hırsızlık oluyorken bugün 5 hırsızlık meydana geliyor. Yine yakalama oranlarında çok ciddi artışlar var. Diğer narkotikle ilgili, diğer suçlarla ilgili olan gelişmeleri çok detaylara girmek istemediğim için anlatmıyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli detayları bizlerle paylaştınız. Sağ olunuz. Sayın Güvenç, son olarak şunu da sormak istiyorum size. Bu yasayla bekçilerimizle ilgili yasal çerçeve neleri öngörüyor ve muhalefetin karşı çıkma gerekçesi ne ve bu karşı çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa bir cevap lütfen efendim. Evet, aslında sözlerimin başında kısmen bahsettim. Muhalefet bizde maalesef öyle bir anlayışa sahip ki iktidar memleketin hayrına ne kadar güzel, ne kadar iş yaparsa yapsın biz eleştiririz diyorlar, biz muhalefet ederiz diyorlar. İşin aslında ben muhalefeti de anlayışla karşılıyorum ama uslup çok seviyeyi düşürüyorlar uslupta, tarzı çok yakışmayacak hale getiriliyor. Bunu da biz milletin takdirine sunuyoruz. Burada en çok halkımızın kafasını karıştırmaya çalıştıkları şey şudur. O da bekçi kötü muamele yaparsa, kendisine çizilen sınırların dışına çıkarsa, gece bu konuda vatandaşı rahatsız edecek uygulamalara girerse, şunu bir kere hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Bütün kamu görevlilerinde olduğu gibi bekçilerin içerisinden de elbette görevini kötüye kullanan, kanun dışı hareket yapanlar çıkabilir. Polisten çıkabildiği gibi, jandarmadan çıkabildiği gibi, bir başka hakimden, idareciden çıkabildiği gibi. Sonuçta çarşı ve mahalle bekçisi de insandır. Elbette görev yaparken yanlış işler yapabilir. Ama Türkiye hukuk devletidir. Çarşı ve mahalle bekçisine çok önemli bir çerçeve yasa çıkarıyoruz. Görev ve yetkilerini belirliyoruz. Buna aykırı hareket ederlerse bir, sıralı amirleri gerekli denetimi yapacaktır. İki, Türkiye hukuk devletidir. Mağdur olduğunu düşünen insanların talebi üzerine veya doğrudan Cumhuriyet savcıları bekçiler hakkında yasal işlemler yapacaktır. Hı hı.
Bugün emniyet teşkilatımızda çok oturmuş bir gelenek var, çok ciddi bir disiplin mevzuatı var. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz de bu geleneğe, bu disiplin mevzuatına, bu hukuka uyacaklar. Ola ki eğer bir takım sıkıntılı yanlış işler olursa bunlar zaman içerisinde disiplin cezasına, adli soruşturmalara konu edilip ayıklanacaklardır. Bir takım varsayımlarla bunlar suç işleyebilir diye eğer ki siz polisi, jandarmayı, bekçiyi bu kadar yıpratırsanız bu işleri yapacak insan bulamazsınız. Çok konuştukları durdurma, kimlik sorma ile ilgili kanunumuzun 7. maddesi çok açıktır. Kanunda sayılan haller olmadığı müddetçe ve gece görevi sırasında bulunmadığı müddetçe bu tür işlemleri çarşı mahalle bekçisi yapamayacaktır. Eğer kanunun 3. fıkrasında çok açık bir şekilde kimliği belirlenemezse, kimliğini vermek istemezse kendisi işlem yapmayacak, en yakın polis birimine haber vererek onların gelmesini sağlayacaktır. Ve gene halkımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Düşünüldüğü gibi ilkokul mezunu yetersiz insanların çarşı ve mahalle bekçisi olması söz konusu değildir. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin önemli bir kısmı üniversite mezunudur. Önemli bir kısmı lise mezunudur. Bakın buradan okuyorum. Şu anda çarşı ve mahalle bekçilerimizin %19.4'ü yani 5480 kişisi üniversite mezunudur. %17'si 4845 kişi yüksekokul mezunudur. %59.8, %60 gibi bir kesimi 16.911 kişisi lise mezunudur. Ve yeni dönemde bunların hizmet içi eğitimlerine mutlaka genel müdürlüğümüz ve bakanlığımız çok ağırlık verecek. Ve bugün de muhalefetle görüşüyoruz. İnşallah bir madde ihdasıyla bunların mesleğe alınırken de 3 artı 2, 5 aylık gibi en az 3 ay bir eğitime tabi tutulmasını sağlayacağız. Peki. Ben diyorum ki bu yapılan eleştiriler, iktidarı eleştirelim derken Türkiye'nin köklü kurumlarına yapılan, emniyet ve asayişimizi sağlayan, fedakar, cefakar güvenlik görevlilerimize yapılan eleştiriye dönmüştür. Hiç kimsenin hakkı yoktur. Mesai kavramı tanımadan bu ülkeye, bu ülkenin insanına hizmet eden, suç ve suçluyla mücadele eden güvenlik görevlilerimize, polisimize, peki, çarşı ve mahalle bekçimize haksızlık yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diyorum. Türkiye hukuk devletidir. Kanunlar personelimiz üzerinde işlemektedir ve aynı şekilde de devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Güvenç. Erhan Bey, son bir soru yöneltmek istiyorum size. Bütün siyasi eleştirilerden bağımsız olarak sorduğumun da altını çizmek isterim. Kimlik sorulmasından kim rahatsız olur efendim? Efendim, kimlik sorulmasından polisin, bekçinin ve polisin görev tanımlamasında ne var? Suç ve suçlunun önlenmesi, suçlunun yakalanması ve mahkeme tarafından zorla getirilmesine ya da yakalanmasına karar verilen kişilere yakalanır. Hı hı. Ya o zaman polisin ya da bekçinin kimlik sormasından kim rahatsız olur? Suç işleme meyilli olan kişiler. İki, suç işlemiş kaçma ihtimali olan kişiler. Üç, bu gibi kişileri yakalamakta engel olmaya çalışan ya da buna taraf olan ya da bu konulara meyilli olan kişiler rahatsız olabilir. Onun dışında suç işlemeye meyilli olmayan, suç işlemeyen ya da normal hukuk kurallarına uyan insanların ne bekçiden, ne polisten, ne jandarmadan rahatsız olması söz konusu değil. Sayın Başkanım da dediği gibi zaten bizde her şey hukuk kurallarına göre işler. Hukukun dışına giden, çıkan ne bekçi, ne polis, ne rütbeli, ne rütbesiz olması mümkün değildir. Olanlar için de zaten idari adli soruşturmalar en kesin ve katı şekilde uygulanan kurumlardan birisi emniyet teşkilatıdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Gülveren katkılarınız için. Sayın Güvenç, size de çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, bu yayınımızla birlikte ajansın da sonuna gelmiş oluyoruz. Saat başında ajans gün içiyle karşınızda olacağımızı da hatırlatalım. Şimdilik hoşçakalın.